Kremlin Erdoğan'ın çağrısına olumlu bakıyor, sıcak bakıyor, yeşil ışık yakıyor. Bu da Türkiye'nin hassas bir konumu var. Ne kadar enteresan. Dış politikanın o kaotik yapısının aslında en güzel örneklerinden biridir. Şimdi Kırım meselesinde Türkiye'nin tavrı belli. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne Türkiye vurgu yapıyor. Ankara SİHA'lar gönderiyor, bayraktar TB2'ler yollanıyor, TİHA'lar gönderiliyor. Bu Moskova'yı son derece rahatsız ediyor. Öbür taraftan Türkiye NATO'nun bir üyesi, ikinci önemli ülkesi ve şu anda Riga'da da yapılan toplantı aktif rol oynuyor Türkiye. Aslında gündemde çünkü Rusya var aynı zamanda o zirvenin. NATO'nun birinci önceliği Rusya ve Ukrayna'yla yaşanan kriz. Şimdi bu noktada Türkiye de tarafını belli etmiş durumda NATO üyesi olarak. Ama diğer yandan da Rusya ile ilişkileri gözeterek Türkiye hani zarar görmesin diye bir adım atıyor. Arabulucu olalım biz diyor. Yani bir NATO üyesi ülkenin arabulucu rolü üstlenme isteği tabii ki Kremlin tarafından ciddiye alınır. Bu son derece de normal bir akışkan durum diplomaside. Ama meselelerin birbirine nasıl geçtiğini anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi NATO böyle söylüyor, Ukrayna cevap veriyor, Putin tehdit ediyor. Fakat Washington Post'un çok çarpıcı bir haberi vardı. O haberden bir kesit aldım sizler için. Şimdi söz konusu Amerika'nın yayın organında ki haberde bir analiz şeklinde kaleme alınmış. Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı 100 bin kişilik bir yığınaktan söz ediliyor. Şimdi bunun içinde askerler var, Rus yanlısı, milisler var, farklı farklı gruplar var. Ama Putin'in bir anda yoğun bir şekilde Ukrayna sınırına yığınak yaptığı zaten bilinmekte, gözlemleniyor. Bununla ilgili istihbarati bilgiler de var, görüntüler var hatta. Şimdi Putin de bir yandan Ukrayna'da darbe söylentileri çıkararak Kiev'i yormaya çalışıyor. Şimdi burada enteresan bir analizdir bu. Bence üzerinde durulması gereken bir başlık. Hatırlarsanız yaklaşık 2 gün önce çıktı, dedi ki Zelenski bana darbe yapılacak dedi. Biriyle 5 Aralık'ı işaret etti. Hedefte ben varım dedi. Bir darbe bekliyorum dedi. Bununla ilgili çok net istihbarat bilgileri var dedi. Şimdi bunun üzerinde bakınız gazetede konuşan, gazetede değerlendirmede bulunan istihbarat analistleri de, stratejistler de bunun aslında Putin'in bir hamlesi olduğunu düşünüyorlar. Yani Putin psikolojik baskıyı Ukrayna'nın üzerinde arttırmış durumda. Putin sadece bir siyasetçi değil, bir istihbaratçı aynı zamanda. Ve psikolojik savaş taktiklerini çok çok iyi bilen bir isimdir Putin. Sıradan bir politikacı değil, onu söyleyelim. Şimdi Putin burada bir şekilde baskılıyor Kiev'i diyor. Yorumcular, analistler ki bu son derece bence mantıklıdır. Çünkü bir gerilim var şu anda Kiev'de ve aynı zamanda Biden Putin'le bu ay görüşerek konuyu kapamaya çalışacak diyor, bir başlıkta açılmış. Lakin kapayabilir mi kapayamaz mı bu muamma. Çünkü Putin de Biden'a senin Karadeniz'de burnunun dibinde ne işin var diye soracak. Niye o kadar yığınak yapıyorsun Trakya'ya? İşte bunun hedefinde ben varım zaten. Biz önce şu meseleyi bir çözelim diyecek Biden'a. Yani her iki lider de sorunları masaya önüne koyacaklar. Nasıl çözülecek bu kadar yığınaktan sonra? Ancak gelen hatlarıyla şu tespitin altını çizmek lazım ve ciddiye almak gerekiyor. Yine analistlere göre Putin 100 bine yakın yığınak yaptı oraya. Asker, silahlar, zırhlı araçlar işgal edebilir. Her an bunu yapabilir. Oraya bir askeri operasyon başlatabilir Rusya. Çünkü durum buna elverişli. Ben daha önce de söylemiştim size. Zaten Batı'nın takatı yok Moskova'ya karşı bir direnç gösterecek. Enerji meselesi. Müthiş bir enerji darboğazı var. Şimdi başka başka dengeler var. Dolayısıyla bu defakto durumdan Putin yararlanıp girebilir yorumları yapılıyor. Donbas'a, o söz konusu Rus aylıkçı demografilerin olduğu bölgelere girebilir. Yani Ukrayna topraklarını ele geçirebilir. Böyle bir ihtimal şu anda hala masanın üstünde duruyor. Ve adeta da bir teyakkuz hali var. Sadece Kiev'de değil, NATO'da da öyle.